Merhabalar, ben Köfteniz Köfte ve Space Engineers'ın yepyeni bölümüne hoş geldiniz ve bu bölümde yerimize yerleşmeye başladık. Arkadaş, sen fazla büyüksün ve bu en küçük bölüm. Evet. Gel gelelim bölüm arası ne yaptım? Bunu yaptım. Evet. Burası basitçe bir adet mağara. Şurası üst kat olacak, şurası alt kat olacak. Alt katı nasıl düzenlerim bilmiyorum. Basitçe burası dünyadaki üssümüz olacak. Evet, gemi girişlerini nasıl yaparım diye soracak olursanız, bu arkadaşa belki üstten giriş sağlayabilirim. Şu ufak arkadaşlar ise şuradan giriş sağlayacak. Evet, ben de buradan giriş sağlayacağım. Yani üst kat daha çok bir hangar olacak. O yüzden önce alt katı yapacağım. Şurası ise genel bir platform. Evet, üstten girişi yapmak ise biraz işkence olacak. Onu nasıl oturtacağım hiçbir fikrim yok henüz. Gerçi üst de biraz düz gibi. Ya da dur, direkt üstten değil de şuraya dev bir giriş kazabilirim. Ama giriş kazmak biraz işkence, onu söyleyeyim. O aklınızda bulunsun. Şöyle geniş bir araç yaptım hatta. Bunun için ancak çok fazla titriyor. O yüzden çok fazla jiroskop koydum. Ve o yüzden de kontrolü tam bir işkence. Böyle bir işkence olmaz. O yüzden bunu böyle çabuk koymayacağım. Daha stabil bir versiyonunu oturtturmaya çalışacağım. Şu arkadaş biraz ufak kaçıyor. Bunun biraz daha ufağını yapacağım tünel kazmak için. Sadece boru geçmesi vesaire adına. Ama hani şunu aklınızda bulundurun. Daha üst koymak aklı başında bir insanın işi değil. Peki ben aklı başında bir insan mıyım? Hayır, değilim. Evet, Tibble'da herhangi bir değişikliğimiz yok. Evet, bu değişiklikleri tanıttığımıza göre bu videoda konuşacağım iki önemli detaya girelim. İlk olarak geçen videoların birinde Tibble'da olası bir isim, Tibble'da henüz isim koymadan önce, 2 dakika önce size demiştim, size mi ismi koydurtsam demiştim. Orada insanlar dinlemeyip direkt bodoslama yorum yapıyor. Hani bunu anlarım, fakat hani dikkat. Ben bu tarz bir şey istediğim takdirde lütfen videonun sonuna kadar beklemenizi beklerseniz benim için çok daha güzel olacak. Yani bu sayede hem sizin bu yorumunuz boşa gitmemiş olur ki bu sayede de hani gereksiz bir yorum kalabalığı da olmaz. Hani bu esnada aklıma gelir, sonra video içerisinde vazgeçerim. O yüzden onu takip edin. Kaldı ki zaten eğer ben videoda ondan vazgeçmemişsem ve hani videonun başlarında, ortalarında bir yerdeyse eğer, siz sırf unuturum diye eğer o yorumu hemen yapıyorsanız onu da yapmanıza gerek yok. Çünkü ben hani yorumu gidip, daha sonra o sorduğum şeyi gidip size tekrar sorarım. Unutma, hani sonda onu tekrarlarım. O yüzden hani o konuda endişeniz olmasın. Sonda tekrarlarım. O yüzden de hani son video bitince onu hatırlarsanız, ha tamam buydu, aklıma şöyle bir fikir geldi, paylaşayım dersiniz orada. Yani arada böyle şeyler soracağım. Eğer video içinde bir, yani sorduğum takdirde videonun sonuna kadar fikrimi aynı kalmışsa hani hiç çekinmeden yorumunuzu atın. Fakat video içerisinde fikrim değiştiyse ona biraz dikkat ederseniz çok daha güzel olur. Hani bu zorunluluk şeklinde düşünmeyin, ancak hani biraz daha keyifli olur. İkinci olarak, geçen gün yayınladığım videoyu görmüşsünüzdür. Artık kanalda Minecraft yok. Yay! Evet, benim için güzel bir haber oldu bu. Çünkü emin fark etmişsiniz, Minecraft videolarımdan bir süredir sıkılmıştım Minecraft'tan. O yüzden de şuna bir girelim. Şu kontrolü aşırı zor arkadaşa. Evet, jiroskop sayısı yüzünden aşırı hızlı dönüyor.
Evet. Şöyle gelelim. Bu arada sarsıntıyı görüyorsunuz. Evet. Kanalda artık Minecraft yok. Daha doğrusu bir yıl gibi bir ara verdim Minecraft'a. O bir yılın sonunda da bu arada pek değişeceğini söyleyemem. O bir yılın sonunda sadece bir tane seri gelecek. O seride yani bitiremediğim bir ara seri olacak. Ondan sonrasında da yani bitiremediğim bir proje olacak. Ondan sonrasında da hani arkadaş biraz Minecraft kanalda komple gidecek. O bitiremediğim projeyi de eski serilerimi izleyenler tahmin eder belki. Benim çok canla başla çalışıp yarıda kalmak zorunda olan bir projem vardı. Eski bir seriydi. Onu bitireceğim. Onu bitirdikten sonra kanalda Minecraft'ı, yani bir yıl sonra olacak bir seri bu. Ya da 6 ay. Ne zaman canım Minecraft oynamayı çekerse. O zaman o seri yapılacak. Ve kanalda artık Minecraft'ın komple fişi çekilecek. Bu arada şimdilik buna devam etmeyelim. Duvarları dizdiğim esnada bu arkadaşa kazmaya devam ederiz. Bu arada unutmadan şu içeriği kazmak için kullandığım bir yöntem. Şunu park edeyim. Jiroskoplar hala çalışıyor. Şu 9 Warhead. Warhead'ler nedir diye soracak olursanız bayağı tatlı bir arkadaş, patlayıcı. 25 metre gibi bir mesafede, yani şuradan sanırım şuraya kadar bir çapta, bir de bunun diğer tarafını düşünün. Biraz daha geniş olabilir. Bir alanı patlatıyor. Yani bunu kazarken onlardan biraz kullandım. Yaparken explosive içerdiği, gerektirdiği ve benim magnezyumum olmadığı için şunların mermilerinin bir kısmını disassemble ettim. Evet, bunun girişi içinde üstte bir adet ekstra hangar yapacağım sanırsam. Bunu söylemiş olabilirim videoda. Şu arkadaşlar ise direkt bu katta olacak. Alt katını ise fabrika yapacağım. Assembler'lar, şunlar, bunlar. Ups. Yani bu alt kat onlarla dolu olacak. Evet. Şurayı biraz daha düzleştirmemiz lazım. Evet. Asansör yapmaya çalışacağım sanırsam. Neyse. Şu arkadaşlar nedir diye soracak olursanız, bunlar beton. Concrete block. Bunlar bir modla ekleniyor gene. Hani olayları ağırlar. Thruster'ların her türlü damage'ına, her türlü thruster'ın damage'ına sonuna kadar dayanıklılar. Yani şu arkadaşlar normalde aşağıya doğru baktığında eğer hatta şurada bir göstereyim. Evet. Tamamdır. Gel bakalım sen. 6. First person'dan çık. Evet. Bu thruster'lar yapıyor mu onu bilmiyorum. Diğerleri ve en kötü ion thruster'lar bunu yapıyor ama. Bakalım başka thruster alternatif olarak elimizde ne var? Göstermeye çalışırken yapamadığım iş. 6T. Tamamdır. Ha, miner'ımın thruster'ı var. Evet, bu gayet daha makul bir seçenek. Admo Miner. Siz gözükün. Senin remote'un 2, 6.
Şuraya gelelim. Tamamdır. Şöyle bakalım düzgünce. Miner. Remote control. Tamamdır. Evet, yapmıyor. Sanırım atmosferik iticiler de yok, emin değilim. Ama ion thrusterlar, yani uzaydaki thrusterlar bunu yapıyor, ya da hidrojen thrusterlar. Yani damage veriyorlar. Bakalım. Herhangi bir damage almamışlar, tamam. Gösteremedim çünkü henüz hidrojen thruster'ım ya da iron thruster'ım yok. Hidrojen thruster'ı yapabiliyorum ancak biraz pahalı olur. Iron thruster'ı ise yapamıyorum. Ve unutmadan şu arkadaşta bir bayağı bir değişikliğe gideceğiz. Mesela şu bölmeyi yok edeceğim. Bu bölme yerine ne koyabilirim onu bilmiyorum. En ufak bir fikrim bile yok. Belki şey bir adet rafineri koyabilirim ancak o pek mantıklı bir seçenek olmaz. Bu sistemi çiğiyorum çünkü reaktöre yakın. Bak şu armor plate'ler damage veriyor. Çünkü neden? Armor plate'ler oksijeni tanımıyor. Bug. Aa, bu ilginç bir bug'mış. Evet. Evet, gel gelelim. Bu arada health'ımızı tam dolduralım. Rafineri koymam muhtemelen. Olası bir şey ikinci bir... 1, 2, 3. Evet, ikinci bir depolama alanı koyabilirim. Bu çok daha mantıklı bir seçenek gibi geldi bana. Yani ikinci bir kargo konteyner. Bu sayede çok daha fazla kargo konteynerim olur. Ve ikinci bir mining drone daha iyi yapacağım. Hatta onu muhtemelen drone olarak değil, direkt kendim kullandığım bir gemi olarak yapabilirim. Olası bir şey. Ya da birebir aynı drone'un kopyasını yapabilirim. Yedek bir drone olarak. Çünkü bu arkadaş bir mining gemisi olacak. Ya da bir adet fighter koyabilirim şu ikinci slota. Tek mining drone'uyla beraber. Evet, bu tarz şeyler mümkün. Ancak bunlarla çalışmadan önce şuraya başlayacağız. Ayrıca bunun hakkında hani buna yapacağım, zaten bu seride yapacağım maksimum stoğu söylemiştim. Maksimum 3 bölüm stok yapacağım. O yüzden muhtemelen burada fikrimi değiştirmeyeceğim. Buna şu kısma yapabileceğim öneriler koyabilirsiniz. Rafineri koymayacağım. Onu söyleyeyim. Assembler'da muhtemelen gemiden kaldırabilirim, emin değilim. Oksijen jeneratör kalacak. Buraya koyabileceğim, yani bu bölmeye yapabileceğim şeyleri önerebilirsiniz. Ve şuraya ikinci bir mining drone'umu koyayım, yoksa ikinci bir mining drone'umu, mining gemisi mi, ufak bir tane, yoksa bir adet fighter mı? Yani saldırı altına geldiğim takdirde, altında olduğum takdirde kullanabileceğim bir şey mi yapayım? Bu arada bunlar da var mı? Yok. Onu önerirseniz gayet makbul geçer. Bunu videonun sonunda da söylerim. Şurası da biraz değişecek. O yüzden yani geminin genel yapısı biraz değişecek. Bunu Tibalt Left Pulp 2.0 olarak paylaşacağım. 1.0'ı yine workshop'ta tutacağım. Yani şu anki halini. Genel bir kargo gemisi halini. Workshop'ta gayet tutacağım. İki versiyonuna da gayet rahat erişebileceksiniz. O konuda herhangi bir endişeniz olmasın. Fakat ikinci versiyonu da koyacağım. Şu fighter'ımız olduğu gibi kalıyoruz zaten. Bunu misler gibi kullanıyoruz. Gayet tatlı bir fighter ancak bunun da ikinci bir versiyonunu yapabilirim. Biraz daha ince bir versiyon. Şu pili buradan kaldırıp şu yukarıya bunlardan bir dizi eklemek gibi bir şey yapabilirim.
hani biraz daha ilginç bir tasarıma gidebilirim. Onda welding ve mining dronlarımı da yeniden tasarlayacağım bir şekilde. Biraz daha efektif versiyonunu welding'in büyük versiyonunu da yapmayı düşünüyorum. Bu sayede daha büyük projelere daha rahat weldleyebiliriz. Grinding gemisi yapabilir mi, yapar mıyım bilmiyorum. Grinding gemisi yaparsam sadece önde bir tane olur. Ya da iki tane normal olur. Şu Twin Welder olmaz. Bu bölüm bu arada genel olarak bir fikir düşüncesiyle geçiyor. Çok fazla bir iş yapmıyorum bu bölümde. Evet. Birkaç bir şey göstereyim kullanabileceğimiz. Mesela ilerleyen bölümlerde bulabilirsem eğer şu arkadaşı bunun evet bu arkadaşı kullanabilirim. Bunun normal gemi versiyonunu göstereyim. Şu büyüklükte. Large ship versiyonu. Bu büyüklükte bir drill. Tünel kazmak için birebir değil mi? Small ship versiyonunu göstereyim. Small ship versiyonu da bu büyüklükte. Gemimden büyük. Yani bunu kaldırmak için bayağı bir zahmete girmeniz gerekiyor. Evet. Şöyle bir boyut. Ama bir de bunun X large'ı var. Unutmadan. Lütfen. Nasıl yerleştiriyorsunuz diye soracak olursanız şöyle gıdı gıdına. Hani şu boyut. Ama tünel kazar. Çok rahat tünel kazarsınız bununla. Evet. Tabii bunun station versiyonu yok ya da large ship versiyonu. Bunun yanı sıra birkaç şu small drill var. Large shipleri, şey small shipler için. Bu normal vanilla drillimiz. Bakalım başka drill seçeneği olarak elimizde nelerimiz var. Azimut'un bir tane var mıydı yok muydu hatırlamıyorum. Yoksa tamam Azimut'unki de burada. Şu Azimut'unki normal large ship versiyonu, normal drill'in large ship versiyonunun small ship hali tasarım olarak. Bir de 9'da şu arkadaş var. Sanırım bunu kullanabilirim. Düşününce çok daha makul gibi geldi bu bana. Evet, tünel kazmak için sanırım bunu kullanabilirim. Bunu biraz test edeceğim. Sarsıntısı nasıl sarsıntıya karşı nasıl hareket ediyor onu bir öğrenmem lazım. Biraz test edeceğim bunu. Ama sanırım bu kullanılabilir. Diğeri çok büyük. Biliyorsunuz. Gördünüz. Evet, silah olarak bazı silahları şu an kullanamıyoruz çünkü yapmamız gereken şeyler var öncesinde. Yani genel olarak planımız şu. Bu arada şu thrusterlarda uzaya gittiğimizde bayağı işimize yarayacak. Genel olarak şimdi ileriki planlarımızı söylüyorum. Şu base'i kuracağız. Ben bir ara şu platformu kullanarak uzaya çıkacağım. Uzaya sadece mining amaçlı bir gemiyle çıkacağım. Hidrojen, bol hidrojen thrusterlı vesaire vesaire. Oraya şey taşınabilir bir üs şeklinde gidecek bir araç gidecek. Ve hani o gidecek. Onun içindeki bir drone inecek. Platinyum bulacağım. O platinyumu kazacağım. Dünya sadece bir adet atmosferik lander ile dünyaya ineceğim. O istasyon kısmını uzayda tutmayı düşünüyorum. Orayı hani çok rahat artık uzaya inip çıkabildiğimiz takdirde ya ki platinyum madenleri karıştırdım. Platinyumu elde ettiğimde zaten rahatlıkla yapabileceğiz. Bir Tybalt Deathpaw boyutlarında bir gezegene girip çıkacak bir araç yapacağım. Evet. Evet, şimdi yapmamız gereken şeylerden bir tanesi daha geldi aklıma. O da Refinery. Advanced Refinery yapmak isterdim ancak arkadaş hayvan gibi malzeme istiyor, onu ileride yapacağım. O yüzden şimdi o düz Refinery'ye dalalım. Sana balca steel deyip şudur budur gerekiyor. Small ship versiyonu da var bu arada. Evet. Sevgili Refinery, seni koyacağımız yerde
şöyle bir öküz var. Aslında dur, seni şöyle koyabilirim. Öküzümüzü kaldıralım. Atmospheric Miner. Remote Control. 6. Teşekkürler Spearman. 6. Init. 9. Şöyle. Şöyle gelsin. Ben şimdi elimdeki weld'leyebildiğim kısmı weld'leyeyim. Sonrasında zaten weld'lemeyi aslında nasıl yapmamız gerektiğini biliyorsunuz. Atmosfer... Bu arada şu... Ha. Atmospheric welder. Gel bakalım. 1. 6. 6. Tamamdır. Bunu yaptık. Beraberinde upgrade'lerini de koyacağız. Şimdi. Sevgili modüller. Sen de üçünü de kullanıyoruz. Burada productivity ile efficiency karıştırıyorum sürekli. Bir bakalım. Effectiveness. Tamam. Productivity'den bir tane. Şu anda hangisindeyim? Power efficiency. Power efficiency'den bir tane. Tamam. Steel plate lazım. Steel plate'i bitirdim çünkü. Evet. Bu arada umarım aklımda olanları az buçuk paylaşabilmişimdir. Şimdi Sengel bağalım. Sonra 8. Effectiveness senden 2 tane lazım. Sonra sen. Bir dene. Sonrasında da verdim kutsalı deyip atmosferik welder mod 6 evet. Tamamdır. Tamamını weld'ledik. Galiba hemen bir kontrol edelim. Evet. Hepsi çalışıyor. Hepsi tam teşekkürlü bir biçimde weld'lenmiş. Yani bunun anlamı ne? Artık maden işleyebiliyoruz. Ve madenimiz kısıtlı olduğu için ben bölüm arası Tybalt'ı alıp bol bol maden kazacağım. Evet. Olay bu. Sen gel. Şunları işte. Ha, biraz daha alacaktım. Ve Tybalt'ın yükünü içeri de boşaltacağım. Tamamdır. Bu arada şunları da şöyle taşıyalım şimdilik. Tybalt'ın yükü içeride boşalacak. Bu arada birkaç kere öldüm gördüğünüz üzere. Neden öldün diye soracak olursanız... Gaza. Ve jetpack'le dikkatli olun. Demem yeterli olur sadece. Evet, sen gel. Tamam, bunları işliğe dursun. Biraz ayrını geri alalım. Scrap'lar buradan geliyor bu arada, patlamalardan. Evet, şimdilik olayımız tam olarak bu. Ben Tybalt'ı buradaki... Ha, dur, yapmam gereken bir şey daha var. Kargo konteyner. Şu arkadaşı yapabilirim aslında düşünürsek. Large cargo container ve tabii isimler şey bakalım sen ne istiyorsun?
Yani çok daha büyük bir kapasitesi var. Bunu kullanabilirim. Kullanayım hatta. 9. Ya da dur, bunu içeri geçtiğimizde kullanayım ben. Large cargo container. Sana ne lazım? Interior plate. Gel bakalım. Interior plate neredesin? Evet, interior plate'i göremiyorum. Harikayım. Acaba yok mu? Eğer varsa ve şu an ben göremiyorsam muhtemelen bana sağlam laf ediyorsunuzdur. Sevgili interior plate. Yok. Ha, buradaymış. Evet. Kulaklarımın çınlamasının ardından şunu şöyle koyalım. Ardından bir adet de connector. Steel lazım senin için. Ve elimdekileri komple yapıştırayım. Ve sonrasında da işi erbabına bırakalım. Bu arada thrusterlarımdan bir tanesi düşmüş. Yandaki thrusterlarımdan, onu bir yere yenilemem lazım. Tamamdır. Tebrikler bana. Tamam. Buraya park edebiliriz. Ha, dur pardon. Sürekli aldır. Thruster. Tamamdır. Ve şimdi yapmamız gereken şey fazlasıyla basit. Tybalt'ı alıp dev haliyle 6 9 1 şöyle yavaşça sakince yavaşça bir saniye. Gene mi öyle bir şey yaptı acaba? Bazen saçma bir şey yapabiliyor ve bunların sahipliğini bana vermiyor. Okay. Hepsi bende. Konnektör. Ha, tam oturmamış. Evet. Evet ve tabletımızı buraya park ettik. Yerden çok az bir mesafem var. Ve buradan bunları tablet'a aktarıp yani Tybalt'tan bunları alıp buraya aktaracağız ve mis gibi çalışacak her şey. Evet, o zaman izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler, iyi eğlenceler.